Türkiye'de ilk defa bu ürünün kutusu şu anda izlemiş olduğunuz videoda açılacak. GoPro Hero 6. GoPro Hero Black 7 sevgili dostlar. Kutunun içerisinde de bir adet GoPro Hero 8 Black var. Hero 9 Black. Dostlar GoPro Hero 10 Black artık ofisimizde. gopro stop recording Yine gittik parayı, rızkı, çocukların rızkını böyle cihazlara yatırdık. Ama bence bu video bekleniyor. Önümde aksiyon kameraları var. Yıldızımız bu. GoPro Hero 12. Rıza şu anda bizi çekiyor. Rıza ile de bizim çok kullandığımız kameralar bunlar. Birincisi aksiyon kamerası zaten. Ama aksiyon dışında da kullanıyoruz. Yani bir otomobilin içerisinde çekim yapacağımız zaman hani cama sabitlemesi kolay oluyor. Aslında şu aralar eseleri de koysam mı diye düşünüyorum ama onu başka bir zaman, başka bir videoda konuşuruz. Onun dışında mesela şu elinde olduğu zaman bir çekim yapıyorsun. Bir yere girince şu kimseyi rahatsız etmiyor. Ama bir eselerle çekim yapıyorsun. Abi güvenlik geliyor. Oradan bir birileri geliyor. Ne oluyor burada? Ne çekim oluyor falan. Ama elinde şu olduğunda hiç kimse rahatsız olmuyor. Bir de daha doğal çekimler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O nedenle aksiyon kameralarını seviyoruz. Kullanımı kolay. Amacına hizmet ediyor. Bataryası oldukça başarılı. Madem böyle çok gerekli bir cihaz. O zaman bu dünyada bir sürü oyuncu var. Onlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde yayınladığımız DJ DJI Action 4'ü. Bu gerçekten inanılmaz hızlı ilerleyen ve kendini yenileyen bir ürün. Bu video bittikten sonra DJI Action 4 için de linki videonun açıklama kısmına bıraktık. Onu da izleyebilirsiniz. Daha önce kullandığımız GoPro Hero 11 Black var arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar yaşadığımız sorunlar vardı. O sorunları bu modelde çözdüğünü söylüyorlar. Ne sorun yaşamıştık onu söyleyeyim. Şimdi ben otomobilin içerisine takıyorum GoPro Hero 11'i. E. 4K 60 FPS video çekiyorum. Yani şu anda bu videoda 4K 60 FPS. 10. dakikadan sonra kardeşim ben gidiyorum kendine iyi bak diyor. Kendini kapatıyor 10. 15. dakikadan sonra. Tabi ortamın sıcaklığıyla da alakalı ama yani bu benim açıkçası biraz üzüldüğüm bir konuydu. Dedim ki acaba GoPro Hero 12 Black'te bu problem çözülmüş mü? Bunu ilerleyen dakikalarda göreceğiz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz önce GoPro Hero 12 Black'in kutu açılışını bir yapalım. Güzel bir kutusu var. Sonunda GoPro kutularını açmayı öğrendim. Şimdi kutu açılışını izleyelim yeniden beraberiz Evet kutusunu açtığımız GoPro Hero 12 Blade'in rakibi olarak biz böyle DJI Action 4'ü gösterdik ama bana soracak olursanız aksiyon kameralarının en büyük rakibi şu görmüş olduğunuz elimizdeki telefonlar. Çünkü bu telefonlarda özellikle iPhone 14 Pro ailesinde başladı. 15 Pro Max var şu anda elimde. Burada da devam ediyor. Bir Action modu var. Aksiyon modu var. Ne anlama geliyor? Siz ne kadar hareketli olursanız olun o sabitleyici çok iyi çalışıyor. Şu anda izlemiş olduğunuz gibi örnek videolar oldukça başarılı. O nedenle içerik üretici düşünüyor acaba gerçekten benim böyle bir kameraya ihtiyacım var mı? Çünkü az önce söylemeyi unuttuğumuz aksiyon modunda bile inanılmaz bir sabitleme özelliği var. Bu sabitleyici özellik yine içerik üreticilerin dikkatini çekiyor. Şimdi ne yapalım? Teknik özellikleri hızlıca bir anlatayım. Öncelikle bu modelin 5.3K çözünürlüğünde ve 60 FPS video kaydedebildiğini söylemiş olalım. Birçoğumuz 4K çözünürlüğünde çekim yapıyor. 4K modunda da 120 FPS'e kadar çekimler yapılabiliyor. Siz daha sonra kurguda yavaşlatarak hem 4K hem de 60 FPS'te yavaşlatılmış çok kaliteli görüntü elde edebiliyorsunuz ya da 2.7K çözünürlüğünde 240 FPS videolar üretebiliyorsunuz. GoPro Hero 12 Black işlemcisi yani GP2 bir önceki modelle GoPro Hero 11 Black'le aynı. Yine aynı olan bir CMOS büyüklüğü var. 1/1.9 bölü 1 inçlik bir CMOS var. Yenilik yok mu? Tabii ki var. HDR yani High Dynamic Range dediğimiz bir özellik 5.3K ve 4K videolarda var arkadaşlar. Bu arada güncellenen yenilikler arasında HyperSmooth 6.0 video sabitleyici özellik de var. Bununla beraber eğer siz kamerayı takla attırsanız bile o ufuk çizgisinin sabit kaldığı 360 derece horizon lock dediğimiz bir özellik var. Bu da gayet iyi çalışıyor ve 177 derecelik bir geniş açısı var Max Lens Mod 2.0 ile beraber. Bu da aslında bu cihazı bir güvenlik kamerası olarak kullanan ya da işte motosikletle kullanan kişiler için daha fazla alanı kaydedebilmesine olanak sağlıyor. Birazdan test edeceğimiz güç yönetimi güncellendiği 1.5 saat boyunca 5.3K ve 30 FPS video çekebilirsiniz diyor. Ya da 2,5 saat boyunca 1080p 30 fps video çekebilirsiniz diyor. Çok enteresan bir oran var. 8'e 7 oran. Bu içerikleri de bu oranda kaydedebiliyoruz. Bir dokunuşla geniş ekran ya da dikey çekim arasında geçiş yapabiliyoruz. En dikkat çekici özelliklerden bir tanesi AirPods gibi Bluetooth üzerinden çalışan kulaklıkları bu cihaza bağlayabiliyoruz ve onları harici mikrofon olarak kullanabiliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şu anda sesimi GoPro Hero 12'ye bağladığım kulaklıktan duyuyorsunuz. Sizce nasıl geliyor? Yorumlara fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Görmüş olduğunuz bu kamerada artık GPS özelliği yok. GoPro Hero 11 Black'te olan GPS özelliğini kaldırdılar sebebi de maliyet ve daha az kullanıldığını söyledikleri için. Hero 12'de timecode senkronizasyonu var. Bu da Adobe Premiere gibi bir düzenleyici yazımda kolaylık sağlıyor. Birden fazla GoPro Hero 12 kullanan kişiler oldukça kolaylaştırıyor bu senkronizasyon işini. GP log desteği geldi. Bu ne anlama geliyor? GoPro'nun üzerinde log kayıtlarla beraber kurguda siz daha fazla özgürlük elde edebiliyorsunuz. Hatta LAT desteği de geldi. Standartlarınızı yapmış olduğunuz çekimlerde devam ettirebiliyorsunuz. 10 bit derinlik var bu çekilen videolarda. GoPro ile fotoğraf çekmek isteyenler için bir bilgi verelim. Çekmiş olduğunuz fotoğraf 27 megapiksel çözünürlüğe sahip. Eğer bir videodan bir kareyi fotoğraf olarak almak isterseniz de bu sefer 24.7 megapiksellik bir fotoğraf elde edebiliyorsunuz. 10 metreye kadar su geçirmez özelliği var ama isterseniz aksesuarlarla 60 metreye kadar inebilirsiniz. Gece efektleri var. Işık kirliliği olmayan ortamlarda Star Trails dediğimiz yıldızları çekebileceğiniz bir özellik var. Bir de light painting yani ışık oyunlarıyla beraber hatta vehicle light trails dediğimiz bir olay var. Bu da trafiği çok iyi çekebilmek için hazır ayarlar var. Enteresan bir özellik var hint site diye. Bu da deklanşöre bastıktan Önceki 30 saniyeyi de kaydeden bir özellik bazı zamanlarda işinize yarayabilir. Enteresan özellikler var arkadaşlar. Mesela zamanlanmış çekim diyelim ki siz işte sabah güneşin doğuşunu çekeceksiniz. Sabah 5'te doğuyor güneş ama siz 4.30'da saat kurup kalkayım, basayım. Ondan sonra ben tekrar yatayım. Bir saat boyunca timelapse çeksin vesaire. Hani bunun yerine siz daha önceden ayarlıyorsunuz. Nasıl bir telefonda alarm kurarmış gibi diyorsunuz ki işte şu saatte kalk, şu işi yap. Daha sonra da kapan vesaire gibi. Bazı görevleri otomatik bu arada GoPro Hero 12 Blaine ağırlığı 154 gram. Bir güzellik daha var. Alt tarafta tripodlara doğrudan bağlayabileceğiniz 1 bölü 420 vidasına uygun bir giriş var. Bu da oldukça işimizi kolaylaştırabilir. Bataryası 1720 mAh. Saat. Bu arada bu batarya Hero 11 Black bataryasıyla aynı. İşte diyelim ki batarya sıfır sıfırdan yüze ne kadar sürede şarj oluyor? Eğer elinizde hızlı bir şarj cihazı varsa zaten maksimum 15 wattla şarj olabiliyor. Buradaki batarya 2 saatte sıfırdan yüze şarj oluyor arkadaşlar. Eğer önemli çekimleriniz varsa daha öncesinde bu bataryaları şarj etmenizde fayda var. bu kamerayı bir Wi-Fi ağına bağladığınızda doğrudan canlı yayını GoPro'dan yapabiliyorsunuz. Bu arada Wi-Fi ağlarına bağlanırken 8211AC ağlarına da bağlanıyor. Bu da ne anlama geliyor? 5 GHz bandına bağlanıyor ama Wi-Fi 6 ya da 6E gibi veya Wi-Fi 7 gibi ağlara henüz bağlanamıyor. Eğer yüksek kalitede videolar çekecekseniz yani işte 5.3K 60 fps veya 4K 120 fps gibi. Bunun için uyumlu hafıza kartları kullanmanızda fayda var. V30 veya U3 standartındaki hafıza kartlarını almayı unutmayın. Hemen eklemiş olayım. Hem GoPro Hero 12 Black hem de bu hafıza kartlarını güvenle satın alabileceğiniz linkleri videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Videonun sonuna doğru gelirken artık kararımızı verelim. Yani GoPro Hero 11 Black aldım, 12 Black'e geçeyim mi? Bana soracak olursanız aslında geçmenize çok gerek olmayabilir. Hatta GoPro Hero 10 Black olanlar bile böyle bir düşünebilir. Ama en yeni özellikleri kullanacağım. Benim için para önemli değil, içerik önemli diyenler tabii ki bu geçişi yapabilir. Eğer elinizde GoPro Hero 10 Black'ten daha önceki bir seri varsa bence mutlaka bu geçişi yapın arkadaşlar. Elinizdekileri çıkartın. Bu arada 12 Black'le 11 Black arasında görsel olarak nasıl bir fark var diyecek olursanız bu Twitter X olduktan sonra X'in iPhone'daki logosuna benzer bir değişim yaşandı. Bu etrafında böyle garip noktalar var. Belki bu uzayı andıran desenler olabilir. Böyle bir desen var arkadaşlar. Sizin de ekranda görmüş olduğunuz gibi. Bununla beraber yazılım ara biriminde de bazı değişiklikler var. Bir de eleştiri yapacağım. Şimdi GoPro'nun en büyük rakiplerinden bir tanesinin DJI Action 4 olduğunu söylemiştik. Şimdi bu DJI tarafı Türkçe eleştirme gayet başarılı. Hatta bu ürünü Carfo Karacasolu ülkemize getiriyor. Gayet de güzel bir şekilde dağıtıcılığını üstleniyor. Satış sonrası destek vesaire değil. Şimdi bu GoPro tarafını benim de hatam olabilir. Benim de eksik bilgim olabilir ama ben Türkiye'de tam oturtamadım. Yani bu İlişkiler anladığım kadarıyla DJI gibi çok sıkı değil. Çünkü bir Türkçe menü yok hala. Böyle bir durum söz konusu. Kimler getiriyor? Kimler distribütörü? Tam böyle oturmadı ama bu benden de kaynaklanabilir arkadaşlar. Şimdi video çok uzun oldu. GoPro Hero 12 ile ilgili deneyimlerimizi ben anlattım. Ama aranızda DJI Action 4 mi yoksa GoPro Hero 12 Black mi diyenler varsa eğer videoyu beğenirlerse yorumda yazarlarsa çok talep gelirse bu ikisini kıyaslayabiliriz arkadaşlar. Hatta bir üçüncü olarak telefon da kıyaslama yapabiliriz. Doğru satın alma kararını verebilmek için ben elimden geleni yapmaya hazırım. Sizlerden de böyle bir etkileşim gelirse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. GoPro Stop Recording.